Değerli arkadaşlar, malum şu anda herkesin gündeminde bir konu var. O da enflasyon, ekonomik kriz ve herkes bunu gündemde tutuyor. Düşünün, dünyanın lokomotifi olan devletlerin enflasyonu %7. Bu gerçekte %21. Onların %21 olan enflasyonu ikinci devletler veya üçüncü devletlerde nasıl bir etki yapıyor, değil mi? %100, %150 enflasyon oluyor. Şu anda herkesin yaşadığı sıkıntı ekonomik kriz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Her krizde mutlaka kazananlar var. Yani krizleri fırsata çeviren insanlar da var. O insanlar krizleri fırsat olarak değerlendirir ve ondan yine de para kazanırlar. Yani yaşadığın sıkıntılar, dertleri sen aleyhinde olarak görsen de o senin lehine olabilir. Bununla alakalı ayetler de var biliyorsunuz. Şer gördüğünüz hayırlı olabilir. Peki buna rağmen sen hala o fırsatı değerlendiremiyor ve o yaşadığın olayları veya o krizleri gerçek kriz olarak kabul edersen, o zaman bu sadece senin kafandaki kilitlerle alakalı. Çünkü şöyle düşün, bu kafadaki kilitler etrafta konuşulan cümleler ile oluşuyor. Yani kişi başkasının derdini dinleyerek kendisiyle hiç alakası olmayan bir problemi düşünürken, problem yokken, kafada kilit yokken kilit oluşturuyor. Örneğin parayla alakalı. Eğer sen para tutamıyorsan elinde, para değer kaybediyorsa, bereketin yoksa bunun tek sebebi kafanda daha önceden oluşturulan kilitlerle alakalı. Bu kilitleri senin çevrendeki insanlar, problemi olan insanlar kendi problemlerini sana anlatırken oluştu. Veya hiç seni alakadar etmeyen haberleri izlerken, senin evinde trafik kazası yoktu. Trafik kazasıyla alakalı seni ilgilendirmeyen haberi izlediğinden dolayı kafada kilit oluştu. Veya sen zenginler kalleş, fakirler kardeş diyen bir kişiyi dinledin, sende yine kilit oluştu. Ve binlerce kafanda kilit oluştu. Bu kilitler sanki senin içinde bir papağan var. Sürekli tekrarladı ve tekrarlayacak. İstatistiklere göre 60 bin ile 90 bin kere tekrarlayan negatif kelimeler, cümleler kafanda her gün. Yani şöyle düşün, ben yapamam, ben beceremem. Benim paramın bereketi yok. Para kazanamıyorum. Ekonomik kriz var. Sürekli bu şekilde korku, kaygı, cümleleri tekrarlarsan, onaylarsan, imzalarsan, yani altına imza atarsan kontratın, beyninde 90 bin kere evet ekonomik krizi var, ben fakirim, kahrolsun zenginler, zenginler zaten paralarını haram yiyerek kazanıyorlar cümlelerini tekrarlaya tekrarlaya. Para senin için kirli olur, parayı itersin, fakirliği çekersin. Şöyle örnek vereyim, atalarımız çok güzel söylemiş. Bir adama 40 kere deli dersen o insan deli olduğuna inanır. 40 kereden daha fazla, yani günlük biraz önce dediğimiz gibi araştırmalar ne diyor? 90 bin kere söylüyor iç sesimiz, içimizdeki papağan. Tekrar tekrar, tekrarlayarak sen yapamazsın, sen beceremezsin, senin elinde para birikmiyor, fakirleşiyorsun, bereketin yok, o suçlu, bu suçlu, para kazanmak helal yolla çok zor gibi cümleler söyledikçe buna inanıyorsun, kafanda binlerce kilit oluşturuyorsun ve bu kilitlerden dolayı, kapılar kapandığından dolayı senin önüne nasip çıkmıyor, kısmet çıkmıyor. Fırsatlar gelse de sen onu itiyorsun. Yani para gelse de parayı, bereketi, huzuru, mutluluğu biraz önce gösterdiğim kilitlerden dolayı itiyorsun kendinden. Neden? Çünkü bilinçaltının çalışma mekanizması bu. Seni koruyor. Neyden koruyor? Paradan koruyor. Zenginlikten koruyor. Çünkü sen bilinçaltına paranın kötü olduğunu söylediğin için, zenginliğin kötü olduğunu söylediğin için veya para kazanmanın çok zor olduğunu söylediğinden dolayı bilinçaltı onu öyle kabul etti ve seni para kazanmaktan, bereketten veya aileyle alakalı huzurda veya evlilikten seni
koruyor. Evlenmemen için, para kazanmaman için, çalışmaman için sürekli sistem oluşturuyor ve seni koruyor. İtiyorsun devamlı bu şekilde. Şimdi böyle düşünen bir bilinçaltına sahip olan bir insan düşünün. Yani bilinçaltı koruyor değil mi? Kişiyi paradan, zenginlikten, kazançtan, kazanmaktan veya aile kurmaktan ve herhangi güzel şeylerden koruyor bilinçaltı, itiyor onu. Bu insana sen fırsatları koyduğun zaman önüne düşün. Bu insana altın verdin, bu altını geri iter. Bu parayı geri iter, fırsatları geri iter. Neden? Çünkü bilinçaltı koruyor. Devamlı bir bahane üretiyor. Yok diyor, bu bana şimdi altın veriyor ama diyor, bu aslında demir diyor, içindeki ses. Veya bir fırsat geliyor önüne, işle alakalı, ne yapıyor onu? Yok diyor. Bunda mutlaka bir haken var diyor. Almanlar öyle der. Da ist das faul diyorlar. Yani burada bir çürük bir şey var. Yani bir sıkıntı var diye fırsatı geri tepiyor. Hülasa parayı elinde tutamamanın sebebi veya para kazanamamanın asıl sebebi kafandaki kilitler. Bu gerçeği kabul et. Bununla beraber ekonomik krizlerde tek kazananlar kimler? Kafadaki kilitleri çözen insanlar. Onlar her zaman kazanacaklar. Ben bunu anlatırken sizin içinizdeki ses yine bir şey söyleyecek. Bir mazeret, bir bahane üretecek. Diyecek ki tamam hocam çok güzel anlatıyorsunuz fakat ben kafamdaki kilidi çözsem bile enflasyonla karşılaşıyorum. Ekonomik kriz ile karşılaşıyorum veya karşılıksız para basıyorlar. Veya patronlar işte şöyle kötü, onlar böyle kötü diye sen içindeki ses ile bana bu soruyu sorabilirsin. Fakat ben sana biraz önce dediğim gibi bu cümlelerde aslında bir çeşit kafadaki kilit. Yani çok güzel bir örnek. Bu sorunun varlığı bile kafandaki kilidin mevcut olduğunu gösteriyor. Kıtlık bilinci kilidi konmuş. Yani bolluk bilinci değil. Kıtlık bilinci ile düşündüğünden dolayı bu soruyu sorabiliyorsun veya bununla alakalı kafanda soru işareti oluşuyor. Bu gerçeği kabul ettiği zaman insan çözümünü bulur. Dolayısıyla kıtlık bilincinde olan bir insan sürekli bahanelere, mazeretlere odaklanır. Kafasındaki soru işaretlere bir türlü cevap veremez. Bolluk bilincindeki insanlar da kazanmaya, kaybetmeye değil, kazanmaya, fırsatlara, gelire odaklanırlar. Nereye odaklanırsan, nereye enerji harcarsan onu büyütürsün. Sen krizlere odaklanır, olumsuzluklara odaklanır, kaybetmeye odaklanırsan her zaman kaybedersin. Çünkü enerjini oraya harcıyorsun. Kazanca, gelire, getiriye odaklanırsan o zaman kazanmaya başlarsın. Şimdi buraya kadar izledin. Buna rağmen hala içinde bir soru işareti varsa, yani içindeki papağan olmuyor, yapamıyorum diye hala konuşuyor ise cevabım şu, net. Bir kere kurban rolünden çıkmadan zenginlik bilincine ulaşamazsın. Zenginliği kendine çekemezsin. Kurban rolünden çıkman gerek. Şikayet eden değil, çözüm arayan, çözüm tarafına bakan. Çünkü sen krizler olduğu vakit, tamam enflasyon var, peki çözümü ne diye bakarsan, yani küçük Emrah rolünden çıkıp yani şikayeti bırakarak çözüm nedir tarafına bakarsan çözüm üretirsin ve o enflasyona göre yine de malını korur ve kazancını arttırırsın. Bu senin kafandaki kilitlere bağlı. Çözüm çok basit sevgili arkadaşlar. Kazancını arttırmak istiyorsan kafandaki kilitlerden kurtulmak için birinci adım kurban rolünden artık çıkman lazım. Sevgili arkadaşlar emin olun bu kafanızdaki kilitler tek tek çözülüyor. Herkes çözebiliyor. Biz şahit olduk. Yıllarca kafasında her türlü kilidi olan insanları gördük. Onlar bunu fark ettiler. Dediler ki tamam bu gerçeği biz kabul ediyoruz. Çünkü bir insan gerçeği kabul etmeye başlarsa o zaman içsel ve dışsal bütün kaynaklar devreye giriyor ve problemi çözmeye başlıyor. Yani bir çeşit sen beynindeki hücrelere, milyarlarca hücrene emir veriyorsun. Diyorsun ki benim böyle bir problemim var. Kafamda kilitler var. Bunlar çözülmesi lazım. Bakış açısıyla ne yapıyorsun? Çözüm üretmeye başlıyorsun. Yani bu kilitler binlerce de olsa tek tek çözülüyor. Çözüldükçe zaten rahatlıyorsun.
problemlerini çözüyorsun. Ekonomi krizi seni etkilemiyor. Kazancını arttırıyorsun. Biz bunlara şahit olduk binlerce. Örneğin sevgili arkadaşlar, iş adamları oluyor. Diyor ki, hocam ben çok çalışıyorum. 8 saat değil, 16 saat çalışıyorum. Aileme zaman ayıramıyorum. Çocuğumla parka gidip oynayamıyorum. Veya ailemle hafta sonu bir yere gidemiyorum. Çok çalışıyorum. Ama bir türlü şu 10 bin euroyu geçemiyorum veya 20 bin euro aylığı geçemiyorum. Yani görünmeyen bir tavan var. Vergimi zor ödüyorum. Bu kadar tamam para kazanıyorum ama paranın bereketi yok. O kadar masrafım var ki işin içinden çıkamıyorum. Yani bir kere hastalansam, bir hafta bıraksam batarım diyen insanlar var. Bak onlara da söylediğim cümle yine aynı. Sen bilemezsin tek başına burada hangi kilit olduğunu dışarıdan bakmadığın için, uzmanı olmadığın için anlayamayabilirsin. Ama burada küçük, aslında senin hiç önem vermediğin küçücük bir anahtar olabilir. Veya atadan gelen bir kalıntı olabilir, bir kilit olabilir, bir cümle olabilir. Onu değiştirdikten sonra hani yıllardan beri 16 saat çalışıyordun ya, artık 4 saat çalışıyorsun. 10 bin euro değil de 100 bin euro kazanabiliyorsun. Sadece o kilidi açarak yapıyorsun. Biz bunlara şahit olduk sevgili arkadaşlar. Biz hep yardımcı oluruz zaten bu konularda. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konuda ispatlı, kanıtlı bir şekilde devamlı size kanıtlıyoruz. Programa katılan insanlar öncesi ve sonra neler olmuş, neler yapmış biz şahidiz, gördük ve herkesin yapabileceğine inanıyoruz. Sizin de kafadaki kilitleri çözüp bereketinizi, huzurunuzu, kazancınızı arttırarak ailenizle daha fazla zaman geçirebileceğinize inanıyorum. Çocuğunuzla parka gidebileceğinize inanıyorum. Pikniğe hafta sonu gidebileceğinize inanıyorum. Kendinize zaman ayırabileceğinize inanıyorum. Dolayısıyla siz de buna inanmanız lazım. Yani ben de yapabilirim, ben de başarabilirim. Artık esir olmaktan kurtulabilirsin. Yani bunun için her seferinde söylüyorum. Ömrünü zayi etme artık. Kendini bil. Hadis-i şerif, kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Şu 3 günlük dünyada hayatını israf etmeyi bırak ve harekete geç. Karar ver. Peki karar nedir? Karar çok basit. Kendini geliştirmeye açık olman lazım. Öğrenmeye açık olman lazım. Kendine değer vermeye, kendine para yatırmaya açık olman lazım. Sevmediğin insanlara güzel görünmek için materyallere para yatıracağına, özüne, kişiliğine para yatırıp senden sonra gelecek nesillere iyi yatırım yapmış olursun. Nesiller yetiştirmiş olursun. Dolayısıyla Bismillah de ve hemen başla. Eğer bu yolculukta sana da yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için bu videonun altındaki linke tıklıyorsun, formu doldurup gönderiyorsun. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.